Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomist kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul cephesinde bir miktar tepki yükselişi geldi. Buna tepki yükselişi diyoruz. Zaten günlük tarafta da ciddi anlamda aşırı satış bölgelerine doğru gelinmişti. Bir miktar tepki hareketi gelmesi yine mümkün. Bir yandan da short pozisyonlarda kar realizasyonlarına doğru gidirmesi de önemli etkenlerden biri olarak karşımızdaydı ve piyasa tarafı da bir miktar yukarıya doğru gitmiş oldu. Şöyle bir hani aşırı satışı göstereyim sizlere ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir aşırı satış bandını gösterelim. Evet şu aşırı satış bandına baktığım zaman biraz daha uzun metrajlı bakayım. Bakın en son gelen satışlar buralara kadar gelmiş. Şu en son gelen satışların olduğu yere bir çizgi koyalım bakalım nerelere gidiyoruz. Bakın şurada daha evvel Mayıs 2023'te böyle bir aşırı satış bandına kadar gelinmiş. Gerilere doğru gidiyorum. Mart 2021'de var. Daha aşağısında görüldüğü olmuş. Şu pandemi döneminde olmuş ama. Yani baktığım zaman epey anlamlı bir noktaya doğru gelindi. Ve daha sonrasında da şimdi bir miktar daha buradaki tabloda küçük kısmi bir Risiyay'da da bir dönüş sinyali vermeye çalışıyor. Hala sınırlardadır ama onu da söyleyelim. Yani hala burada güç göstergeleri de öyle inanılmaz ahım an bir talebi göstermiyor ama bir miktar daha yukarı yön hareketi mümkün gibi görünüyor. Fakat içinde bulunduğumuz seyir itibariyle biliyorsunuz bu hafta 4 işlem günü var toplamda. İkisinde artık bitirmiş olduk. Kaldı iki. Cuma günü işlem yok. 30 Ağustos dolayısıyla. O nedenle buradaki tabloyu şu şekilde yorumlamak mümkün. Viop tarafında short pozisyonlardan birileri kar realizasyon alıyor. Ve orada kar realizasyonları yapılırken bir yandan da dikkatimi çeken önemli unsurlardan biri bugünün en iyi alıcısı yapı krediydi. Yapı kredi tarafını biz böyle en iyi alıcı olarak çok sık görmüyoruz. Bunu görmemizin sebebi de o da zararda. O da zararlarını bir şekilde birileri karını alırken diğerleri de zararlarını minimize etmek çabası içerisine girdi. O alarda ciddi bir şekilde mücadele ediyor ki zararların biraz azalsın diye. Akşamki yayınımda, kapanış yayınımda şöyle ekstra olarak İş Bankası Genel Müdürü'nün Kasım ayında 250 bas bir faiz indiriminden bahsetmesi hoşuma gitti. Bunun yolunu yapan önemli açıklamalardan bir tanesi de Cevdet Yılmaz'dan geç, gelmişti 4-5 gün öncesinde. Eylül'de %50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz demişti. Bu iki mesaj kıymetli. FED'den Eylül'de faiz indirimi göreceğiz. Bunlar da kıymetli. O açıdan genel resim itibariyle evet hani borsa tarafına bir hikaye lazım. O hikayede de faiz indirimidir. Yani biraz daha kur dengesinin değiştiği, piyasada faiz, kur sarmalındaki dengenin biraz daha değiştiği bir tablonun yansıtılması en azından piyasalardaki yüksek faiz faizlerin çatırdattığı güçlü güçlü şirketlerimizin bilançoları ve yine resesyon algısının kırılması. Bunun sağlanması gerekiyor. Bu sağlanamıyorsa zaten çatır çatır indirirler aşağı. Öyle o şekilde söyleyebilirim. Yani bu sağlanamıyorsa, bu bir şekilde oturtulamıyorsa bunun bedelini öderiz arkadaşlar. Yani o resesyon, durgunluk korkuları, kur tarafında kontrol etmeye devam ederimin bir bedeli var. O bedeli de ne yazık ki ödetirler. Ona da dikkat etmek lazım. Evet. Buradaki tabloyu da bu şekilde yorumladıktan sonra Borsa İstanbul'a ilişkin evvela en azından bakın biraz daha ortalama 2 saatlik yapıların üzerine doğru bir çıkma, tırmanma görmek istiyorum. 2 saatlikte süper trend 9.878 seviyelerinde. Yani piyasa bana diyor ki sen 9.650 aşağısında hadi kabaca şurada 9.630 diyelim. Şuradaki band. Evet şu ara band. Aşağılarına sarkmalar gelsin. Bakın bugün de şu an destek moldeydi. Bu alanın aşağısına doğru geliyorsa 9.630'lar aşağısına doğru tekrar kırılıyorsa daha alt banda doğru bir iniş gerçekleşir. Bu 9.350'lere doğru. Biraz daha tepki üretecekse hareket yine tepki olarak kalır. Yani bundan yana bir problemim yok. 9878 ve 9999 10000 diyelim. Bu sahalara kadar hareketler tepki statüsündedir. Fakat hangi şirket nerelere kadar tepki verebilir? Tabii ki bunu da bilmek lazım. Biraz teknik bakmak da lazım. Bugün Ekonomi Topluluk isimli YouTube katıl üyeliğimizin iletişim grubunda da sadece iki şirket gönderdim. Takip ederken bunlardan bir tanesi Aselsan, diğeri de Tüksel'di. Mesela Aselsan tarafını burada tercih etmemin nedeni en azından gün içerisindeki o hareketliliklerde biraz da Trade etmeyi tercih etmemin nedeni şuydu arkadaşlar bakın Aselsan tarafında 2023 Temmuz ayında başlayan şöyle bir trend var. Aselsan 2023 yılı sonunda 2024 yılı başındaki yapmış olduğu trend endeks kadarlık bir yükseliş getirdi. Yani biz Aselsan'da öyle ahım şahım kallavi bir yükseliş göremedik. Ve burada da devam ettirdiği trend yapısı içerisinde trend dibine kadar geldi. E, trend dibine kadar geliyorsa biraz daha gitmelidir diye Bakıyordum arkadaşlar ve tabii ki 4 saatlik periyotları da yakın izliyorum. 4 saatlik periyotlarda bakın daha Kaufman'a anca gelebildi. Hani biraz daha bu endeks tepki boyu uzatabilecekse şuradaki 56-70'lerin üzerine yerleşmesiyle 58-30 ve 59 kıyılarına kadar yapacağı bir atak bizi memnun edebilir mi? Edebilir. Yani buna benzer bir hareket bizi memnun eder mi? Eder. Şurada bakın gap ile boşluk bırakarak aşağı doğru sert düşmüş. Hani boşluğu almaya kalksa, biraz umut vermeye kalksa, 59-60 bandına kadar gitmeye kalksa bir miktar hareket etmiş olur. Şu an içinde bulunduğumuz piyasa seyrinde genel resim biraz daha piyasalardaki buradaki oynaklığın sürebileceğini, testere piyasasının biraz daha galip gelebileceğini işaret ediyor. Yani aslında piyasa biraz daha traderların hakim olabileceği ve hani yükseldikçe ver, düştükçe al şeklinde bir testere dişlisi tam döndük mü diyoruz derken tekrar düşürülen ya artık düşüş var derken tekrar alınan bir piyasa olabilir. Buradaki asıl döngüleri değiştirebilecek olgular yine dediğim gibi faiz indirimi ve kur sarmalı tarafındaki önemli unsurlardır diyebilirim. Aselsan tarafındaki birinci tabloyu göstermiş olduk. İkinci takip ettiğim şirkette bugün Turkcell'di. Turkcell tarafı harika bir tepki verdi. Bakın orada da 89.90. Şurada burası uzun vadeli bir kanal. O açıdan hani yine kıymetli, niye kıymetli bulduğumu anlayın. Bu, bu kadar uzun vadeli neredeyse. 2023'e girmeden başlamış bir kanal. Bu kanalı kırıp yukarı doğru katlamıştık ve güzel de bir fiyat hareketliliği yakaladık. Bakın buralarda konuşuyorduk bu 62 63 liralarda. O da endekse nazaran daha iyi bir getiri sundu. %90'lık bir getiri sundu. Sonrasında bu kırdığı kanala kadar geldi. Artık bu kanaldan biraz da tepki verir mi diye bakıyorum. Ana terci ana bakış nedenim buydu. Kaufman hareketli ortalamasına baktığım zaman 95 lira 55 kuruşlarda. Süper trende baktığım zaman orası da bana diyor ki 99 100 lira. Yani burada 99 100 liraya kadar hareketlilikler standarttır. Hatta şöyle 101'lere kadar. Biraz daha üst bantlarda 107'ler var. Hani biraz piyasa tepki boyu uzatmaya çalışacaksa buralar benim için kıymetli olur. 95 liralar aşağısında özellikle şu 94, 94 liradan aşağısında tekrar bu aşağı doğru iniyor mu diye bakarım. Bu önemli olacak. 95'lerin üzerinde kalışlar kıymetlidir. 98, 65, 99 bandına kadar hareketler tepkidir. Bakalım biraz daha tepki alabilecek mi diye bakıyorum yani. Burada anlatmaya çalıştığım olgu tamamen tepki hareketine göre şekillendiğim, biçimlendiğim bir piyasa koşulundan bahsediyorum. Şu Şuralarda 100 bandına kadar tekrar tepki alacak mı diye bakarım. Evet bir diğeri de arkadaşlar Koç Holding yine baktıklarından bir tanesi de bu. Koç Holding inat ettiği bir nokta var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şurası süper trend. 193-194 lira. Şurası benim çok kritik dediğim Fibonacci desteği arkadaşlar. Bu Fibonacci desteğinde direniyoruz. 181 lira. 180-181. 180-181. Yine döndük dolaştık. Buralara kadar geldik. Bakın şuralarda tekrar bir kalkış yapabilecek mi? Bu bir ikili dipe gör görüntüsüne dönüşebilecek mi? Şuralarda bir miktar yukarı doğru hareket getirebilecek mi? Koç Holding tarafında da buna bakacağım. Holdingler cephesinde Koç Holding'de 187'ler üzerine doğru yerleşimlerde 194 ve 198 sıralı dirençler olacak. Asıl direnç diyebileceğim bölge 205 liradan geçecek. Onu da söylemiş olayım. Yani 180'ler yakın stop bölgeleri olarak takip edilecektir. Koç Holding özelinde de ama biraz daha tepki boyları gelirse bu hisselerde en azından trade imkanı vermiş olur. Gelelim bir diğer şirkete Anadolu Grup Holding'e. Burası bakın kalemle çizilmiş gibi çatır çatır düşenlerden oldu. Ve şurada baktığım zaman bir miktar hani fiyat hareketlerini konuşmak istiyorsak en azından şöyle 322-326'lar üzerine atabiliyorsa bir şöyle 340'lara kadar hareket getirebilir mi diye bir bakmak lazım. Şimdilik kritik yerler, yerler yoklandı. Bakın günlük periyotlarda göstereyim. Burası önemsediğim bir alandı. Şu Aramant. Buraya kadar geldi. Hatta aşağısına fitil attı. Biraz da dönüyormuş gibi yapıyor ama 326'lar üzerine atmalı. 338'e kadar hareketliliklere Tepkileriz. Şimdilik genel resim itibariyle tablosu zaten zayıf. Burada teknik dip sahası olarak gördüğüm bölge 286 lira seviyesi. Yani hani biraz daha aşağı yönü gelişlerdi. Belki bu bölgelerden. Belki biraz daha aşağılardan. Hani kademe düşünebileceğim holdinglerden bir tanesi Anadolu Grup Holding olurdu. Anadolu Grup Holding'in dışında bakın 4 şirket bakmış olduk. Bir şirket daha bakalım. Anadolu Efes. Anadolu Efes'te bilançosunu beğendiğimiz şirketlerdendi. Şuralarda ama artık uyarı yaptık. Yani buralar artık alınabilir, değerlendirilebilir alanlar değildi. 305 lira tepesini gördü. Oralardan aşağı %26 kadar geriledi. Biraz daha ara tepkiler mümkün mü mümkün. 235 liralar üzerine atabiliyorsa en azından şöyle bir 249 ve 256 liraya kadar ataklar yine teknik anlamda mümkün alanlar olur. Burayı bu formatta takip ediyorum. Onu da söylemiş olalım. Yani şuralarda 250-256 buralar kıymetli alanlar olacak. Aşağı yönlü gelişimlerde 222'ler aşağısında orta vadeli talep alanı olabilecek 199-205 lirası gibi seviyelerin gündeme gelebileceğini unutmamak lazım. Olur da oralara gelirse benim için bir değerlendirme imkanı olabilir Anadolu Efes tarafı da. Medikal Park güçlü tepki verenlerden bir tanesiydi. Medikal Park tarafına baktığım zaman bakın Medikal Park tarafında önemsediğim bir saha var. Çok kritik bir saha. Şurası daha evvel tepe olmuş bir bölge 316'lar. Aşağısına sarkıttılar mı 310 liralara kadar sarkıttılar. Buradan hızlı bir şekilde geri alıp 340'lara kadar getirmişlerdi. Ve iyi de bir bilanço açıkladı. 340'ların üzerinde 350-362 lira seviyeleri sıralı benim takip edeceğim direnç bantları olacak. 350 ve 362 340'ların üzerindeki kalışların devamlılığında değerli olacaktır. Aşağı yönü gelişlerde ise tekrar bu 316 lira seviyeleri önemli sağlar olacaktır. Buralardan bakalım bir miktar daha tepki alabilecek mi? Bu önemli. Öte yandan Bakın şurada bir ara düşüş trendi de oluşturmuş. Yani şu düşüş trendine kadar 363 kadar bir tepki üretecek mi diye bakılır. Orta vadeli o kadar ucuz bir noktada değil. Onu da söyleyeyim ama güzel bilançolar getirdi mi? Getirdi. Evet. Medical Park tarafındaki tablo da bu şekildeydi. Ve şöyle baktığım zaman en azından lokomotif diyebileceğim 3-6 tane şirketten şöyle bir farklı sektörlerden, holdingden, iletişimine, savunma sanayisine, hastanesine kadar sağlık sektörüne kadar şöyle bir bakmış olduk. İlerleyen saatlerde yeni yayınlarımla karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Piyasayı benimle beraber takip etmeniz de mümkün. Bu kanalın YouTube katıl üyelikleri arasında bulunan şu ekonomi topluluk isimli YouTube katıl üyeliğinde eğitim seti hediyem, iletişim kanalım ve pazardan pazara piyasalarda olanı biteni ve genel seyri aktarmaya çalıştığım bir Topluluğumuz var, raporlarımız var. Hem raporlarımızı yazıyoruz, pazar raporlarıyla sizlere o haftayı anlatmaya çalışıyoruz. Hem eğitim seti hediyemle beraber bu raporların dilini de çözmüş, anlamış oluyorsunuz. Aynı zamanda iletişim kanalımızda gün içerisinde endeksi ilişkin fikirlerimizi, düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Sizleri de ekonomi topluluk isimli YouTube katıl üyeliğinde görmekten büyük mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın.